Hatırla o hikayeyi. Hani bir adam kölesini satmaya götürüyormuş. Köle bu. İtiraz edemez. Ama anlar satılacağını. Hisseder. Sonunda, en sonunda pazarın kapısına gelince elini yüzüne alır. Edepsizliği göze alır. Döner efendisine der ki, beni satacaksınız değil mi? Evet der efendi. Evet. Ama bir şey söylememe müsaade eder misiniz der köle mahcup. Efendim, biliyorum ki beni sattığınızda siz benden daha iyi köle bulabileceksiniz. Ama efendim, biliyorum ki siz beni sattığınızda ben sizden daha iyi efendi bulamayacağım. Böyle der köle ve susar. Yüzü yerde mahcup, hakkındaki kararı bekler. Şimdi iyi dinle. Bu senin hikayen. Kölesi sensin bu hikayenin. Bak ki Rabbin seni satmamış. Efendin seni yokluğa bırakmamış. Dileseydi yaratıcın seni yokluğa satabilirdi. Hiç olmayana, hiç var olmayana, yüzü bile görünmeyene kim acır ki? Kim ister ki ortalıkta görünmeyeni? Yokluğunu yokluk bile bilmeyenler seni nasıl ararda bulurdu ki? Rabbin sen seni bilmezken bildi seni. Rabbin sen seni arayamazken, sen seni arayamazken var olmaya değer buldu seni. Rabbin sen seni görmezken gördü, görünür olmaya değer gördü, gören olmaya değer gördü. Bir bak haline, neredesin sen şimdi? Neredesin sen? Neredesin? Nereden? Nereye gelmişsin? Sanır mısın ki Rabbin seni senden daha iyi kulu olamadığı için seçti? Hayır, hayır. Senden daha güzel nice kulları oldu Rabbinin. Nice kulları olacak ve nice kulları var. Rabbin seni seçti. Çünkü sen Rabbinden daha iyisini bulamazdın. Satmadı seni yokluğa. Çünkü sen Rabbinden daha güzel Rab bulamazdın. Şimdi söyle, şimdi söyle. Ali gibi, İmam Ali gibi. De ki, Rabbim, senin bana Rab olman bana şeref olarak yeter. Benim sana kul olmam bana sevinç olarak yeter. Sen tam benim aradığım Rab'sin. Sen de beni tam senin aradığın kul eyle. Senin aradığın kul eyle. Senin aradığın kul. Senin aradığın.